Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapılışı oldukça kolay, çok da hızlı ilerleyen güzel bir yelek modelinin yapılışını paylaşacağım. Bu yeleği yaparken ben lif ipi kullandım. Sizler tabii ki istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Bunu yelek modeli olarak paylaşıyorum ama bluza da çok güzel yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu modeli çok beğendim, sizlerle de paylaşmak istedim. Tığ numarası da şöyle 6 numara 1.40 milimlik bir tığ kullandım. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Bizim yandaki komşunun yine bebeği ağlamaya başladı. Sesi geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincir çektim. Tığ üstü aldım. Geriye dönük 1, 2, 3, 4. zincirden geçiş yaparak bir trabzan yapacağım. Tığ üstü aldım. Bir yanındaki yerden geçiş yapıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Tığ üstü aldım. Bir yanından geçiyorum. Yine ikili trabzan. Tığ üstü aldım. Bir yanından geçiyorum. İkili trabzan. Bu bizim alt lastik kısmı olacak arkadaşlar. Bunu siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Sonraki trabzanı da yapalım. Kaç oldu bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane. 1, 2, 3 tane zincir çekip döndürdüm. Tığ üstü aldım. Bu kenar trabzanı saymıyorum. Hemen bir yanındakine geçiş yapıp yine ikili trabzan. Tığ üstü alıyorum. Bir yanından geçiyorum. Yine ikili trabzan. Tığ üstü aldım. Bir yanından geçtim. İkili trabzan. Tığ üstü alıyorum. Bir yanından geçiyorum. İkili trabzan. Bir yanından geçtim. Yine ikili trabzan. Bir yanından geçtim. Ve son olarak buradaki kenar trabzanı da unutmayalım. Şöyle ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip döndürdüm. Tığ üstü alıyorum. Bakın bu kenar yeri saymıyorum. Hemen bir yanındaki, bakın şöyle göstereyim. Hemen bakın bir yanındaki yerden geçiş yapıp ikili trabzan yaptım. Tığ üstü alıyorum. Bir yanından geçiyorum. İkili trabzan. Bunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar kendi beden ölçülerinize göre ayarlayın hanımlar. Video süresinin çok uzun olmasını istemiyorum. Onun için ben alt lastik kısmını ayarlayıp dönüyorum. Alt lastik kısmını ben bu şekilde hazırladım hanımlar. Model anlatımı için bu yeterli. Şimdi bakın bu şekilde gidiyorduk. Şimdi şöyle dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığ üstü alarak buradaki, bakın ilk boşluktan geçiş yapıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çektiğimiz yerle birlikte 3 tane trabzan oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Sizler ipinizin kalınlığına göre buradaki zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. 1, 2 tane atlıyorum. Bakın 2 tane boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içerisine affedersiniz. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Aynı boşluğa 5 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptık. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Tığ üstü alıyorum. 1, 2 tane atlayıp 3. boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Aynı boşluğa 2. trabzan. Aynı boşluğa 3. trabzanımızı yapıyoruz. Bebek sesi bu arada sustu. İş makineleri başladı hanımlar. Lütfen kusura bakmayın. Bunların sesinin susacağını beklersem video çekemeyeceğim çünkü. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. 1, 2 tane atlayıp 3. boşluğun içerisine yine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 6 zincir. Ta üst alıyorum. 1, 2 tane atlayıp 3. boşluğa 3 tane ikili trabzan. 6 zincir. 1, 2 tane atlayıp 3. boşluğa 5 tane sık iğne. 3 trabzan, 5 sık iğne olacak şekilde bu sırayı tamamlıyoruz hanımlar. Sıra sonuna geldik. Burayı da göstereyim. Yine 6 tane zincir çektim. Bakın 1, 2 tane atlayıp 3. yere, şöyle tığ üst alıp 3. yere 3 tane ikili trabzan. Evet, bakın ilk sıramız bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincir çektim ve modelimi döndürdüm. Ta üstü alıyorum. Bu kenar trabzanı saymıyorum. Hemen bir yanındaki trabzandan geçiş yapıp yine buraya trabzan yaptım. Ta üstü alıyorum. Bir yanındaki yere geçiyorum. Yine ikili trabzan yaptım. Şimdi ta üstü aldım. Buradaki boşluktan geçiyorum. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektim. Tığ üstü almıyorum. Burada 5 tane yaptığımız sık iğneler vardı. Şimdi bunu 3'e indireceğiz. Yani bir buradan, bir de şuradan bırakıyorum. Ortadaki 3 taneye üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 ve şöyle 3. Bakın bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Şimdi tığ üst alıyorum. Buradaki bakın 3 tane trabzan yapmıştık. Bunun şu boşluktan geçiyorum. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Boşluğun içerisine. Şimdi biraz da yana kaydıralım. Evet. Tığ üstü aldım. Aynı boşluğun içerisine ikinci trabzan. Şimdi tığ üstü alıyorum. Burada 3 tane trabzan var. 3 tane trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Buradaki de birlikte 5 oldu. Şimdi tığ üstü alıyorum. Bakın buradaki boşluğa da yine 2 tane trabzan yapacağız. 7 tane trabzanımız olmuş oldu. Tekrar 5 zincir. Tığ üstü almıyorum. Yine buradaki 5 tane sıkı iğne olan yere geldik. Bir buradan, bir buradan atlıyoruz. 3 tane sık iğne yapacağız. Bakın buradan atladım. Şöyle 1. Bir yanından geçiyorum. Şöyle 2. Bir yanından geçtim. 3. 3 tane sık iğne yaptık. Tekrar 5 zincir. Tığ üstü alıyorum. Yine buradaki bakın 3 tane trabzan olan yere geldik. 2 buradan, 2 tane de buradan.
trabzan yapıyoruz ve buradaki trabzanların üzerinde tamamlıyoruz. Bakın şöyle bir turist aldım. Bir yanından geçiyorum. 2 boşluğun içerisine 2 tane yaptık. Turist aldım. Trabzanların üzerine tekrar trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şimdi buradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane de burada yapıyorum. Turist aldım. Hemen bir yanındakine yine 2 tane trabzan daha yaptım. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar getirelim hanımlar. Sıra sonuna geldim hanımlar. Bakın yine 5 tane zincir çektim. Kenarda 3 tane trabzanımız vardı. Buradaki boşluğun içerisine giriyorum. Şöyle tığ üstü alarak. Buradaki boşluğa giriyorum. Yine buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tane ikili trabzan yaptım. Şimdi buradaki 3 tane trabzanın her tepesine bir tane daha trabzan yapıyorum. 1 şöyle 2 ve en sondakine de bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve modelimi diğer yöne çevirdim. Ben şimdi modelimi daha öncesinde sizler için büyüttüm. Modeli daha iyi görebilin diye. Onu birazdan göstereceğim size hanımlar. Şimdi tığ üstü alıyorum. Buradaki trabzanı saymıyorum. Hemen bir yanındakinden geçiş yapıp yine trabzan yapıyorum. Buradaki her trabzanın tepesine tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şimdi boşluğun içerisine 2 tane trabzan yaptım. Alt tane zincir çektim. Tığ üstü almıyorum. Bakın burada 3 tane sık iğne yapmıştık. Bunun ortasındaki yere bu ipi şöyle sabitliyorum. Tekrar altın zincir. Tığ üstü alıyorum. Buradaki boşluğun içerisine 2 tane. Buradaki boşluğun içerisine 2 tane. Ve bu ortadaki trabzanları da dolduruyoruz. Şimdi bakın boşluğa 1. Tığ üstü aldım. Aynı yere 2 tane trabzan yaptık. Şimdi her trabzanın tepesine bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Evet bakın burayı bitirdik. Tığ üstü alıyorum. Buradaki boşluğa 2 tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar 6 zincir. Tığ üstü almadan bakın buradaki sık iğne olan yere geldik. Ortadaki sık iğneye bir tane sık iğne ile kapattım. Tekrar 6 zincir. Tığ üstü alıyorum. Yine buradaki boşluğa 2 tane. Buradaki boşluğa da 2 tane. Ve buradaki her trabzanın tepesine bir trabzan daha yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonuna geldim hanımlar. Burada da yine 6 tane zincir çektim. Tığ üstü alarak buradaki boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve trabzanlarımın her tepesine tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yapılış oldukça kolay hanımlar. Çok da
hızla ilerleyen bir model. Özellikle bluzlara çok yakışacağını düşünüyorum bu modelin. Birazdan modeli tam gösterince sizler de anlayacaksınız. Şimdi 3 tane zincir çektim ve modelimi döndürdüm. Taüst alıyorum. Buradaki kenar trabzanı değil, hemen bir yanındaki trabzanın tepesine yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Her trabzanın tepesine. Bakın bir yanından geçiyorum. Tekrar taüst aldım. Bir yanından geçiyorum. Taüst aldım. En sonki trabzanın tepesine taüst aldım ve buradaki ara boşluğa 2 tane daha trabzan yapıyorum. Evet, bakın 1, 2, 3, 4 tane olduktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Taüstü alarak bakın buraya atlıyorum. Hemen buradaki yere geliyorum. Bir yanındaki boşluğa. Buraya şimdi bir tane yapıyorum trabzan ara boşluğa. Şimdi sayıyorum 1. Buradaki trabzanın tepesine 2. Bir yanındaki trabzana 3. Bir yanındakine 4. Bir yanındakine 5. Ve bir yanındaki trabzanın tepesine 6. trabzanı yaptım. 3, 6. 2 tane zincir çekiyorum burada. Taüstü olarak bir tane atlıyorum. Diğer trabzanın tepesine yine trabzan yaptım. Yine burada sayıyorum. 1. Bir yanından geçtim. 2. 3. 4. 5 ve buradaki ara boşluğa bir tane yapıyorum. 6. Bakın 6 burada, 6 burada. Arada 2 tane zincir çekip bir tane atladığımız trabzan olacak. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyorum. Taüstü alarak bakın buraya herhangi bir işlem yapmıyorum artık. Buradaki ara boşluğa bir tane trabzan. Taüstü alıyorum. Trabzanların tepesine 2, 3, bir yanındakine geçiyorum, 4, 1 yanındakine geçiyorum, 5 ve son olarak 6. 6 tane yaptım, 2 zincir çektik, taüst alarak bir tane atlayıp diğerine geçiş yapıyorum. Ve bunu da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Burayı da bitirdik hanımlar. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyorum. Taüstü olarak buradaki boşluğun içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Taüstü olarak her trabzanın tepesine yine trabzan yapıyoruz. Model burada bitiyor hanımlar. Şimdi tekrara döneceğiz. Yani en başta yaptığımız yere döneceğiz. Onu da nasıl başlayacağınızı göstereyim size. Evet. 3 tane zincir çekiyorum ve modelimi döndürdüm. Taüstü alıyorum. Buradaki kenar trabzanı saymıyorum. Hemen bir yanındaki yere ikinci trabzanı yaptım. Bu zincirle birlikte 2. Taüstü alıyorum. Buradaki zincire geçiş yapıyorum. Pardon, trabzana 3. trabzanı yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5, 6 tane zincir çekiyorum. Taüstü almadan buradaki boşluğun içerisine sık iğne ile kapattım. Bakın şuradaki
En baş yere döndük. Tığ üstü almadan yine aynı boşluğa. İkinci sık iğne. Tığ üstü almadan 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptık. Tekrar 6 zincir. Bu sefer tığ üstü alıyorum. Bakın buradaki baş yere geliyoruz. Bu boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. Tekrar 6 zincir. Tığ üstü almadan buradaki boşluğun içerisine sık iğne ile kapattım ve devam edip 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Daha sonrasında döndüğümüzde bu 5 tane olan sık iğneyi 3'e düşüreceğiz. Buradaki zaten buradan da bakarak yine yapabilirsiniz. 3 tane trabzanın bir üstündeki yere 2 buradaki boşluğa, 2 buradaki boşluğa trabzan yapıp bu şekilde tamamlıyoruz. Ben şimdi daha öncesinde yaptığım çalışmayı sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın modelim bu şekilde. Şöyle koysam daha iyi mi görünecek? Şöyle biraz yakınlaştıralım. Yeleklere, özellikle bluzlara çok yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu modeli çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.